Merhaba herkese, selam tekrardan kanıma ve yepyeni videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber online eğitimde bir günümü gösterdiğim bir video çektim. Bu video aslında biraz ders çalışma günlüğünü, bir de benimle bir gün videosunun toplamını içeriyor aslında. Ama online eğitimde daha çok şey çektim. Mesela sunum yaparken çektim, hazırlıklı konuşmamı okurken çektim gibi gibi. Yani biraz daha online eğitime yöneldik bu videoda. Umarım videoyu beğenirsiniz. İlk defa bu başlık altında bir video yayınlayacağım. O yüzden eğer ki video hakkında yorumlarınız varsa, iyi veya kötü, bunları lütfen aşağıda belirtmeyi unutmayın. O zaman videoya geçelim. Artık her sabah koyrak bir özgürlük uyandırıyor beni. Öğretmenleri. Artık her sabah koyrak bir özgürlük uyandırıyor beni. Ne zaman uyandırıyor? Her sabah. Dördü bakalım. Henüz... Arkadaşlarım günaydın. Günaydın. Günaydın hocam. Mikrofonu açmadan konuşuyorum. Siz, ne var ne yok? Yolundan mı şey? İyiyiz ben hocam. Siz nasılsınız? Şimdi temel dini bilgiler dersindeyim. Bundan sonra ne olacak biliyor musunuz? Görsel dersi ve ben sunum yapacağım. Bu sunumu iki önceki videoda falan sizinle beraber hazırlamıştık. Hatırlıyorsunuzdur belki. Çok heyecanlıyım. Burada da böyle izlememiz için birkaç tane video açtım. Bilmiyorum, biraz stres oldum galiba. Ayetinde belirtilen kuvvetleri buyurularak bu sevgiye işaret edilir. Seven sevdiğinin hasretiyle her an onu razı etmenin gayreti içinde olur. Dersi resim zannediyordum. Hatta proje ödevimi sunacağım için çok heyecanlıydım. Ama ders coğrafyaymış. Atlattık iki ders daha. Coğrafya işledikten sonra resme gireceğim ama. Şimdi burada da yazdığım özetler var şu şekilde. Devam edeceğiz şimdi. Evet, ekvatoral arkadaşlar, iklim için söyleyeceğimiz bu. Şimdi savan ikliminden bahsedelim. Yine savan iklim... Şimdi resim dersim başlayacak. ID'yi girip resim dersine gireceğim. Kesin bu kadar çok beklediğim için olmayacak. Yapamayacağım yani. Bir hocanın işi falan çıkacak. Ama yapıp da kurtulmak istiyorum. Dönemin başı zaten. Hani yapayım da kurtulayım. Öyle düşünüyorum en azından. Doğru mu girdim şimdi? Evet. Ama normalde bu kadar çok stres olmazdım. Şu an bir stres bastı beni. Daha da başlatmamış Allah'ım. Uf. Bir de yani hocayı tam olarak tanımadığım için nasıl bir tepki vereceğini, slaytıma nasıl diyeceğini hiç kestiremiyorum. Çünkü mesela hazırlıklı konuşmayı hazırladım. Edebiyat hocamın nasıl bir tepki vereceğini biliyordum. Ki tam olarak öyle bir tepki verdi. Düşündüğüm gibi bir tepki verdi ama resim hocam nasıl bir tepki verecek hiç bilmiyorum. Bu slaytı da sizin de hazırlamıştık, göstereyim size de. Şöyle bir slayt, burada tanımı var, işte tekrar bir tanım, çizim kuralları, dikkat edilmesi gereken şeyler. Burada Van Gogh'un bir resmi ve hani nasıl çizilmiş o gösteriliyor. Bu şekilde. Burada ilk sanatçı var. Daha sonrasında nasıl kullanılır, nasıl çizilir kısmı var. Yani bu şekilde güzel oldu. Burada da en son videolar var. Videoları da burada açtım. Buradan açacağım. Bilmiyorum, inşallah güzel geçer. Şimdi derse katılıyorum. Bakalım, bismillahirrahmanirrahim. Bir gün daha. Buradayım hocam. Tek kaçış noktalı perspektif. Bir tek kaçma noktası vardır. Daha çok iç mekanların perspektif anlatımlarında kullanılır. Tek nokta perspektif. Şimdi ortamını bize bakan, yani benim çizgi 90 derece kaç olmuştur? Yani şimdi sunum bitti ve gerçekten güzel geçti. Yani hem videoyu izlettim, hem fotoğrafları inceledik. Size de çekmeye çalıştım. Nasıl çıktığına dair hiçbir fikrim yok. Tripodu koydum bilgisayarın yanına ve çekmeye başladım direkt. Çok değişikti. Zaten kameram da açıktı, görünmesin diye de ayrı bir çaba sarf ettim. Gerçi görünse ne olacak? Yani zaten sınıftaki çoğu kişi bir YouTube kanalım olduğunu biliyor. Ama gerçekten başarılıydı. Kendimi bayağı iyi buldum sınıf hazırlama konusunda. Şimdi ise İngilizce dersim var. İngilizce dersine gireceğim. Ondan sonra da annemle beraber yürüyüşe gitmeyi düşünüyoruz. Kesin değil ama öyle bir planımız var. Ondan sonra da eve gelip zaten ders çalışır, dizi izler ve bu videonun editine başlarım.
Ramazan ayı gelmeden önce birkaç tane video yedeklemek istiyorum. Ramazan ayı nasıl geçecek, neler çekebilirim onun hakkında bir fikrim olmadığı için. O yüzden de bugün bu videonun yüklerine de başlasam iyi olabilir. Ben şimdi İngilizce dersine kaçıyorum. If it starts snowing, we'll head back. Herkese merhaba tekrardan. Şu anda saat 4 oldu ve biz annemle eve yeni gelebildik. 2 saattir falan yürüyoruz ve 10.800 adım attım. Uzun zamandır attığım en iyi adım sayısı falandı. Bugün zaten sporda tatil günüm olduğu için rahat rahat yürüdüm ve bayağı iyi geldi. Yani yürüyüş hem bacak çalıştırmak için hem de normal kendi sporunuzu yapmak için çok çok iyi oluyor. Şimdi saat 4. Ne zaman ders çalışacağım bilmiyorum ama yürüyüş yaptığım için hani sağlıklı beslenmeye de çalıştığım için şu şekilde bir smoothie yaptım kendime. Bunu içeceğim, biraz dizi izlerim, YouTube'a bakarım. Ondan sonra da ders çalışmaya zaten başlarız. Şimdi tekrardan geldim ve coğrafya çalışarak başlayacağım. Çünkü en eksik olduğum dersler fizik ve coğrafya. İngilizce ve biyolojiyi dışında tutuyorum bunu. Bu yüzden de buradaki slaytları yazacağım. En son ders çalışma günümde biraz ilerlemiştim bu konuda. Ondan sonra da iki tane slide daha bitirdim. Bir slide bu kadar sürdü. Diğer slide de bu kadar sürdü. Her slide'ı tek tek kalıplara yazıyorum ki karışmasın diye. Burada şu anda toplam 4 tane slide var. Ondan sonrakilerde videolar. Coğrafyanın kodlarının kanalından videolar var. Videolar daha çok ve süreleri de uzun görebildiğiniz üzere. Nasıl izleyeceğim bilmiyorum ama halletmeye çalışacağız. Ben şimdi bu özetlere bakmaya başlayayım. Şu şekilde rüzgar slaytını bitirdim ve yine bir sayfa sürdü. Şimdi ise buradan video izleyeceğim. Sıcaklıktan video izleyeceğim ve basıncın videosunu izlemeyi düşünüyorum. Sıcaklığın ve basıncın slaytlarını daha öncesinde okumuştum, tekrar etmiştim ve özetlerini çıkarmıştım. O yüzden özetleri tekrar tekrar okuyarak videoyu takip edeceğim. Farklı bir şeydir. Sıcaklık farklı bir şeydir. Nasıl yani hocam? Bakın ısı potansiyel enerjidir. Yani harekete geç. Herkese selam. Tekrardan şu anda saat 6.30. Ben akşam yemeğini yiyip geldim ve tekrardan her zaman olduğu gibi filtre kahvemi aldım. Şimdi ise coğrafya çalışmaya devam edeceğim. Ondan sonra da bu videonun editine başlamak istiyorum. Akşamda The Good Place'in son bölümünü izleyip diziyi bitireceğim. Ve akşam yatmadan önce de kitap okuyacağım. Umarım bunların hepsini gerçekleştirebilirim bugün. Şu an çünkü saat 6.30 ve erken yatmak istiyorum. Çünkü son zamanlarda asla kalkamıyorum. Uyku düzenim biraz bozuldu, onu toplayacağım. Onun haricinde de şimdi videoları izlemeye başlayacağım. 3 tane video izleyeceğim. Bir tane de slide'ı yazarsam bugünü kapatacağım zaten direkt. Hani farklı bir şey yapmayacağım. Umarım yapabilirim. Şimdi slide'lerden işlediğim konuları bu şekilde yazmıştım zaten. Biliyorsunuz bunları tek tek yazmıştım. Tekrar okudum da. Ve ondan sonra da coğrafyanın kodlarından izledim. Artık coğrafya ile alakalı yapmam gereken şu kadarcık şey kaldı. Umarım bitecek. 3 tane slide kaldı. Geri kalanlar da videolar. Bu 3 slide'ı yarın bitirebilir miyim? Emin değilim ama bitirirsem çok çok iyi olur. Yarın kesinlikle nem ve yağışı bitireceğim ama ondan eminim. Şimdi ise artık yani sadece coğrafya çalıştım ama coğrafya zaten bütün günümü alıyor zaten, biliyorsunuz artık ne kadar nefret ettiğimi ve yapamadığımı. Ama yapacak başka bir şeyim yok yani, çalışmak zorundayım çünkü buna.
Ama şimdi artık gerçekten çok yoruldum. O yüzden de bir 3 saattir falan coğrafyaya çalıştığımı söyleyebilirim. Yani bu notları zaten tek tek çıkartıyorum. Artı olarak bunları bir daha okuyorum. O yüzden bayağı bir yoruldum. Şimdi kitap okumaya gideceğim. Şimdi kitabı okumayı bitirdim. O yüzden de The Good Place'in son bölümünü izleyeceğim. Son bölümü de en uzun olan bölümü. 1 saatlik bir bölümdü. Biraz başlamıştım zaten. O yüzden şimdi buna başlayacağım. Daha sonrasında bittiği anda da bu videonun editine başlayacağım ve kapanışını yapacağız. Herkese merhaba. Tekrardan şu anda diziyi bitirdim ve bu videonun editine başlayacağım. Az sonra editine başlamadan önce de kapanışını çekeyim dedim. Online eğitimde bir günüm bu şekilde geçiyordu. Hem ders ağırlıklı hem de benimle bir gün ağırlıklı bir gündü. Yani bu ikisinin karışım tarzında bir video çıktı ortaya. Editlemedim, daha nasıl olduğunu bilmiyorum ama beğenirsem direkt yükleyeceğim. Umarım siz de videoyu beğenmişsinizdir. Eğer ki videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanıma hala abone değilseniz abone olmayı ve video hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Eğer ki bana destek olmak isterseniz de bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. Bay bay.